Sayın milletvekilleri, az önce Sayın Akbaşoğlu yerel yönetim seçimleri sonrasındaki oylardan bahsetti. Efendim ilk seçimde 29 bin fark varmış da bir takım usulsüzlükler yapılmış ve o oy 13 bine düşmüş. Yahu Allah'tan korkun. 10 bine düşse ne olur? 3 bine düşse ne olur? 800 bin farkı nereye koyacaksınız? 800 bin fark. 800 bin farkı kim sağladı biliyor musunuz? İstanbul'da yaşayan AK Partili namuslu seçmenler sağladı. MHP'li seçmenler sağladı. HDP'li seçmenler sağladı. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyenler sağladı. Sen otur derdine ya. 800 bin fark. Bakın o seçimde Ekrem İmamoğlu 54.2 oy almıştı. Daha bu ayın başında yapılan anketlerde 59.60 oy aldı. Oturun derdinize yanın. Bu da size dert olsun. Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de yeni bir demokrasi ayıbı yaşanmıştır. Adeta bir darbe yapılmıştır. 20 yıllık AKP süreci içerisinde karanlık emellerine hizmet etmek üzere sık sık siyasi darbe yapmayı alışkanlık haline getirenler 15 Temmuz'dan sonra bu alışkanlıklarını FETÖ yöntemiyle daha da çoğaltarak bugün de hayata geçirmişlerdir. Evet, siz Ekrem İmamoğlu'nu ceza vererek susturacağınızı mı zannediyorsunuz? Siz onu siyasetin dışına iteceğini mi zannediyorsunuz? İnanın değerli milletvekilleri, o daha kararlı, daha inançlı, şahinleşerek siyaset yapmaya devam edecek. Çünkü bizim yüreğimizde büyük bir yurtseverlik sevgisi var. Biz 85 milyon insana aynı gözle bakıyoruz. Bakın şair ne demiş? Nice belalardan vurup çıktı bu yürek, daha nice belaları göğüsleyecek. Artık namuslu olmak yetmiyor. Namusun mihenk taşında vuruşacağız. Siz Ekrem İmamoğlu'na bu cezayı kestiniz de asıl cezalandırdığınız İmamoğlu değil. Bakın kimlerin hakkını gasp ettiniz. O seçim günü sandıkları çalmayın diye sabahlara kadar sandıkları, torbaları bekleyenlerin hakkını, alın terini gasp ettiniz. Siz o seçimde 800 bin oy fark atan İstanbullu, onurlu, şerefli, haysiyetli seçmenin oylarına gasp ettiniz, haksızlık ettiniz. Bununla da sınırlı değil. Siz bakın mahkeme kararlarının ilk cümlesi nedir? Der ki bu karar millet adına alınmıştır. Bu karar öyle mi? Bu karar saray adına alınmıştır, saray adına. Tek adam zihniyetinin ürünüdür bu karar. Şimdi bir bakıyorsunuz AKP'liler kendi geçmişlerini belli bir milat koyarak yürürler. Açın Cumhurbaşkanlığı sayfasına, biyografisinde şu var. Diyor ki kendisinin ve partisinin siyasi tarihini aldığı ceza ile başlatılan bir AKP genel başkanı göreceksiniz. Yani bir şiir okuduğu için mağdur edebiyatı yaratarak onu kullanıp buraya gelen, ki biz cezaların hukuksuzluğun hepsine karşıyız ama bugün fitursuzca içine sindirerek genç bir siyasetçiye bu cezayı vermeyi içine sindirebiliyor. İşte bu da AKP zihniyeti, AKP'nin karanlık bir odak olduğunun somut göstergesi. Bu yargı kararının altında bağımsız yargı, adalet duygusu, kanunlar ve anayasa yok. Sadece o şahsın, sarayda oturanın imzası var. Yoksa bugün adliyedeki o cezanın altına imza atanlar zavallı, namuslu ve şerefli savcı ve hakimleri bir tarafa bırakıyorum. Zavallılıklarını bir kez daha tarihe yazdılar ve tarih bu siyasi kararları alanları asla affetmeyecek. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Aynı anda 10 yerde metro inşaatı başlattı ve
150 günde 150 açılış geldi, yaptı. Siz seçimi kaybettiğiniz günden itibaren öfkeyle, nefretle, kinle bir kıskançlık krizine girdiniz. Ya yeter artık. Kaybetmeyi de sindirin. Çünkü bu kayıp bir başlangıç. Daha ne kayıplar göreceksiniz? Önümüzdeki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkıyla aldığı başarının çok daha büyüğünü, öyle bir yenilik yaşatacak ki İstanbul size, bütün Türkiye sizi şaşkına çevirecek. Ve bu anlayış, bu ceberrut iktidar tarihin çöplüğüne gömülecek. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Ekrem İmamoğlu yandaş derneklere verdiğiniz belediye binalarını halka geri aldı. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Ballı ihalelere, hormonlu burslara, eş, dost, akraba atamalarına, sayısız makam arabasına, kişiye özel hediyelere, milyarlarca liralık yanta ve yolsuzluklara son verdi. Onun için canınız yandı. Onun için kıskançlık kırmızısı büyük devam ediyor. Tarihte adı payitaht, dersaadet, darül hilafe olarak tanınan İstanbul'u yeniden Cumhuriyet'in demokrasisine ve halkın verdiği için sonuçları hazmedemediniz. Ama biz bunlar gelirse yönetemeyiz diyenlere halkın belediye nasıl yönetilir gösterdik. Nasıl mı? Siz 19 trilyonluk bir bütçeyi çarçur ettiniz, buharlaştırdınız. Başka ne yaptınız? Beşiktaş saldırısında, 15 Temmuz'da ve nihayet pandemide İstanbul ve Ankara belediyelerinin halka yardım için açtığı bakış kampanyasını 3 gün içine sindiremediniz, durdunuz ve o paraların hepsini iç ettiniz, gasp ettiniz. Haram zıkkım olsun o paraları gasp edenlere. Vatandaş size güvenmediği için İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini açtığı o kampanyalara bağış yaptı. Neymiş? Devlet içinde devlet olmazmış. Kim diyor bunu? Süleyman diyor. Bakın, lafı diyene bakın. Ya siz mafyatik yöntemlerle bu ülkeyi perişan ettiniz. 10 yaşındaki çocuklara kendi ellerinizle verdirdiğiniz o mafya yöntemleriyle uyuşturucu bizim gençliğimizi perişan etti. Onları perişan olan edenler Allah indinde inşallah perişan olur. Şimdi öyle bir şey var ki değerli milletvekilleri, kendinden olmayanları, eleştirenleri hemen teröristlikle, sürtük olmakla, vatan haini olmakla suçluyorlar. Ben şimdi size iki farklı vatan hainliği tanımı yapacağım. Bir tanesi ne diyor biliyor musunuz? Vatan çiftlikleriniz ise, kasalarınızın ve çet defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa vatan, evet ben vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben vatan hainim demişti. Gözü açık giren, memleket, memleket diyen Nazım Hikmet demiş bu vatan hainliği tanımını. Başka bir tanım var. Bunu lütfen iyi dinleyin. Bakın bu tanım ne diyor? Vatanı satmak, bu topraklarda 1000 yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak ülkenin maddi, manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Bakın bakın, vatanı satmak yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur. Bakalım, ortada birlik, beraberlik, kardeşlik görebilen var mı? Ortada ayrımcılığın ve ötekileştirmenin daniskası var. Kötü yönetim var mı? Var. Yoksulluk var mı? Var. Yüksek enflasyon var mı? Var. Bunları saymakla bitmez. Peki, demek ki vatan haini olmak için yüksek enflasyon, ayrımcılık, ırkçılık, faşist anlayış yapmak gerekiyormuş. Peki bunu kim söyledi? Bunu kim söyledi biliyor musunuz? Vatan haini tanımını yapan 2015 yılında sarayda valilere yemek veren Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Alın size vatan haini. Hepinize saygılar sunuyorum.
Sayın Akbaşoğlu.